Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Saha Expo 2022 fuarında beraber dolaşacağız. Çeşitli röportajlar yapacağız ve bu yayınlarımız 4 gün sürecek fuar süresince devam edecek. İlk 3 günü fuarın profesyonellere açık, son gün ise halk günü olduğunu daha girişte bilgi olarak sizlere vermek istiyorum. Saha Expo'nun amacı nedir? Türkiye'de büyüyen savunma sanayinde şirketlerin birbirlerini daha iyi tanıması, işbirliklerinin arttırılması, bazı işlerin daha ufak şirketlere vererek büyük şirketlerin ağırlıklı olarak ihracata veya tasarıma odaklanmasını hedefleyen çok çok önemli bir fuar. Ve bu fuarın amacı sadece Türkiye değil, dünyada savunma ve havacılık konusunda işbirliklerinin arttırılması. Düzenleyen de Saha İstanbul kümelenmesinin fuarcılık kolu olan Saha Expo. Amaç buradan bir dünya markasının oluşturulması. 500'ün üzerinde yerli şirket bu fuara katılıyor. Bunun yanı sıra 300 civarında da yabancı şirket bu fuarda boy gösteriyor. 800'ün üzerinde şirket var. Fuarın önemli olan yabancı misafirleri. 54 ülkeden bir başbakan, Libya başbakanı geliyor. 11 bakan, çok üst düzey askeri yetkililer. Yurt dışında da nasıl bizim savunma sanayi başkanlığımız varsa onların da silah alımlarını, endüstriyel işbirliklerini yapan ana devlet kuruluşlarının yetkilisi bu fuarda oturacaklar, konuşacaklar. İşbirlikleri neler yapılabilir, nasıl ortak yola devam edilebilir veya ihracat konusunda Türkiye'nin nasıl önü açılabilir, bu gibi konuları bu fuarda konuşacaklar. Savunma dediğimiz zaman bir vidadan devasa uçaklara, helikopterlere, zırhlı araçlara, gemi üreticilerine kadar gerçekten çok geniş bir yelpazede Saha Expo'da savunma şirketleri bir araya geliyor. Hadi gelin birlikte fuarı geziyoruz. Saha Expo'nun oluşturulmasında İlhami Bey'in çok çok katkısı var. İlhami Bey, Saha İstanbul'un genel sekreteri İlhami Keleş. İlhami Bey, açtığınız fuarı başladı. Bu yıl öne çıkan özellikler nelerdir? Sizden kısaca alalım. Açılan yer bir teknoloji şöleni. Bir teknoloji şöleni açıyoruz. Şimdi bu fuarda ciddi bir uluslararası marka yaratıyoruz. Kaç ülke geliyor? Siz de buna tanık oluyorsunuz. Şu anda 57 ülke geliyor. Bir başbakan, 11 tane bakan, 47 tane genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı seviyesinde insanlar ki bunların çoğu giriş yaptı şu anda fuar alanına. Çok ciddi bir ambiyans yakaladık. Çok ciddi bir yabancı teveccühü var. 390 tane yabancı firma var. 567 tane yerli firma var. Dolayısıyla burada inşallah hep beraber el birliğiyle bir dünya markası çıkartıyoruz buradan. Geçen yılki fuar biraz daha Türkiye sınırlarında, zaten salgın vardı. Bu seneki hedef nereye doğru, 2 yıl sonra yapacaksınız galiba 2024'te bir sonrasını, nereye doğru götürür bu fuarı? Şimdi eğer bu fuarda bizim planladığımız katma değerin %100'ünü demiyorum, %70'ini bile sağlamayı başarır isek, inşallah başladık işte, Allah utandırmasın, eğer başarır isek 2024'ü hayal bile edemiyorum. Çünkü şu anda bu fuara gelemeyen, yani yıllık planlamasını almadıkları için bütçe şeyleri nedeniyle, programları nedeniyle bu fuara gelemeyen ve bizimle mutabık kalmış çok fazla yabancı firma var. Aynı şekilde şeyler, bu fuar organizasyonları, fuarlara firma getiren ajanslar, bütün bunlarla MOU'larımız var. Bunların hepsi 2024'de engelsiz bir şekilde gelebiliyor olacaklar. Öyle olunca bu iceberg'in gözüken yüzü. İnşallah 2024'te daha iceberg'in çok daha büyüğünü görmüş olacağız. O kadar yoğun bir program var ki burada, her şirketin ortalama 3-4 tane imza töreni var. Toplam 4 günde kaç milyar dolarlık anlaşma, böyle bir rakam var mı elinizde? Yok, böyle bir rakamı şu an öngörmek mümkün değil. Bize imza süreçleri tamamlandıktan sonra ticari gizlilik vasfı taşımayıp açıklama durumunda oldukları rakamları basınla da dünyayla da paylaşıyor olacağız. Ama şunu söyleyeyim, geçen sene bu kadar yoğun ilgi olmamasına rağmen 31 tane imza attık ve bu 31 imzanın sadece 4'ünün rakamı açıklandı. O da 123,5 milyon dolardı. Ben şimdi falcılık yapmak istemiyorum ama burayı... Siz kristal küreden görüyorsunuz aslında. Evet, yani inşallah çok güzel sonuçlar çıkacak.
İlhami Bey, sizi bırakmayacağız. İkinci, üçüncü günde de gelişmeleri böyle bir genel, çünkü siz tepeden kartal gözü şeklinde görüyorsunuz. Sizlerle röportajlarımızı yapacağız. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Her zaman videolarımızda anlatıyoruz. Savunma sanayi gerçekten teknolojinin en üst katmanlarının başında geliyor. Belki bunu uzayla başlıyor. Daha sonra havacılık, savunma sanayi. Buradan geliştirilen birçok teknik, birçok yeni buluş, birçok tasarım daha sonra hayatımızın içine girmeye başlıyor. Bu açıdan Türkiye'de gelişen savunma sanayi de bir şekilde endüstriye katkıda bulunuyor. Daha fazla mühendisimizin olması, mühendislerimizin doğru alanlarda çalışması için de önemli bir fırsat sağlıyor. Saha Expo bu açıdan Türkiye'de savunma sanayi nereye gidiyor, ne yapılabilir, bunları gösteriyor. Tamam, bir başlangıç yapıyorsunuz, tasarım olabiliyor, üretimle başlıyorsunuz ama önemli olan bunları ihraç edebilmek. İhraç edip bunları milli ekonomiye katkıda bulunur hale getirmek gerekiyor. Malum bu tür fuarlarla da ambargoların etkilerini hissetmeye başlıyorsunuz. Ambargoların delebilmek, geçebilmek için bunları, önemli olan buradaki çalışmaları bir şekilde tasarımla kendimiz bir şeyler yaparak çözebilmek. Belki zaman alıyor, vakit kaybediyoruz ama bunların da çözüldüğünü bu fuarda açıkça görebiliyoruz. Evet, Saha Expo üzerinde yaklaşık 8 ana salona dalmış yüzlerce firma var etrafta. Son gün belirttiğim gibi halk günü olacak ama önceden kayıt yapmanızda fayda var. Gerçekten Türkiye'de savunma sanayi ile ilgili neler üretiliyor? Bunlarla ilgili detayları, ürünleri görmek istiyorsanız Saha Expo sizi bekliyor.